Arkadaşlar merhaba, size görebileceğiniz en özel minberlerden bir tanesini göstereceğim. Neredeyim? Kubbetü Sahra avlusundayım, görüyorsunuz. Kubbetü Sahra avlusunun hemen yanında tam bir medeniyetler geçidi diyebileceğimiz pek çok farklı medeniyetin böyle sanat dokunuşunun bulunduğu harika bir minber burada yer alıyor. Haçlılardan Eyyubilere, Memlüklere, Kadı Burhanettin dönemine ve Osmanlılara kadar uzayan pek çok farklı dönemin izlerini, etkilerini taşıyan inanılmaz güzellikte bir minber bu minber. Minberin şöyle özelliklerini size göstermek istiyorum. Öncelikle şurada bir Osmanlı tuğrası görebilirsiniz, Sultan Abdülmecit'in tuğrasını. Fakat bu minbere son şeklini veren Padişah Sultan Abdülmecit olduğu için biz kronolojik ilerleyelim. En eski hali nasıldı, sonra neye dönüştü? Ondan sonra o Abdülmecit dönemi restorasyonuna kadar ilerletelim. Şimdi minberi incelerken öncelikle Kubbetü Sahra avlusunun hemen güneyinde olduğumuzu görelim. Karşıda Kıble Mescidi'ni görebiliyorsunuz. Bu minber, bakın üzerindeki ay yıldızıyla pek çok Türk dönemi sanatını yansıtan özelliğiyle, Haçlılar dönemini yansıtan özellikleriyle, Memlükler dönemini çağrıştıran kubbesiyle hakikaten tam bir sanat geçidi. Neler var? Şimdi bakın, yapı eklektik bir yapı demiştik. Pek çok farklı medeniyet buraya bir iz bırakmış ve günümüzdeki halini almıştır bu minber. Öncelikle minberin yapılış amacının şu olduğunu söyleyebilirim. Burada Orta Doğu'da bulunduğumuz için özellikle yazın sıcak mevsimlerde, bilhassa toplu ibadet zamanlarında kalabalık bir cemaate hitap etmeniz gerektiğinde açık hava namazgahları çok sık kullanılan alanlardı. Açık havada namazlar kılınırdı. Daha fazla kalabalığa hitap edebilme adına kapalı bir mekanın içine alamayacağı kadar insanı dışarıda içine alacak bir açık hava namazgahı oluşturulmak istenirdi. Bu sebeple de işte bu açık alanlarda bazen mihraplar, bazen minberler, önemli işlevler üstlenmişlerdi. Şimdi burada baktığımız zaman muazzam güzellikte öncelikle at nalları görüyoruz. Bunlar bu alanın Haçlılar dönemine ait izleridir. Burada da bir arkadaşımız ders çalışıyor ama utanabilir, çekmeyeyim. Şu at nallarının altında bakın kompozit sütun başlıkları, üçlü sütunçelere oturmuş, üçlü ayaklara oturmuş. Kompozit sütun başlıklarının hemen üzerinde güzel bir at nalı, bir kiboryon gibi. Bu alan 4 sütun, 4 ayak üzerinde yükselmiş ve onun üstünde bir başka güzel alan var. En yukarıda kubbe oturtulmuş. Bu normalde hemen sol tarafındaki korkuluk yokken, minberin basamaklı kısmı yokken, Haçlılar döneminde nerede kullanıldığını bilemiyoruz. Fakat bambaşka bir amaçla kullanılmış ufak bir yapıydı. Daha sonra bu yapı Eyyubiler döneminde şöyle tekerlekle taşınabilen bir basamaklı giriş sayesinde bu yapının hemen önüne bu tekerlekli basamak alanı getirilerek açık hava namazgahlarında kullanılmaya başlandı bu minber. Daha sonra ise 1300'lü yıllarda hüküm sürmüş olan Kadı Burhanettin, işte şu anda görmüş olduğumuz bu korkulukları ve basamakları bu minbere ekletti. Dolayısıyla bu alan artık sabit bir minbere tamamıyla dönüşmüş oldu. Haçlılardan sonra, yani Haçlıların bu bölgede hakim olduğu 11. yüzyıldan sonra Eyyubiler bu mimari elemanı, bir şipolyen, devşirme malzemeyi buraya taşımışlar. Ardından Kadı Burhanettin şu basamaklı korkuluklu cepheyi ekletmiş ve en sonunda da Osmanlılar son bir tamir yaparak şu ay yıldızlı yan mermerleri ekleyerek ve en önemlisi de bakın giriş kapısının iki yanında yine iki tane çok güzel sütun ve yukarıda bir kitabe var. Bu kitabeyi buraya koydurarak bu şahane medeniyetler geçidi minberi tamamlatmışlar. Minberin bu kısmından baktığımız zaman yukarıda kullemâ dehale aleyha zekeriyel mihrabe ayetini görebiliyoruz. Hazreti Zekeriya mihraba her girdiğinde ayetidir bu. Hemen altında Sultan Abdülmecit'in tuğrasını görüyoruz. İkinci Mahmut'un affedersiniz oğlu olduğu için Abdülmecit bin Mahmut Han El Muzaffer daima tuğrası yer alıyor.
Sultan Abdülmecit döneminde de işte görmüş olduğumuz alttaki hicri tarih 1843 yılına tekabül eden 1259 tarihi bir Sahrati Salahalil İmam Emiruna Muhammed Reşit yazısını görebilirsiniz. Muhammed Reşit isminde, bakın şurada ismi geçiyor. Biri tarafından bu minber onarılmış. Bakın minberen tarihahu kale umrin mezid, uzun ömürlü olsun gibi bir dua ile birlikte tarih düşürülmüş. Ebced hesabıyla bize bu 1259 tarihini, yani 1843 tarihini veren bir rakam oluşturulmuş. Şimdi minberin hemen güney kemerine yaslandığını görüyoruz. Sol tarafta Kubbetü Sahra avlusunun hem doğusunda hem batısında hem de arkada kuzeyinde gördüğümüz bu kemerlerin her birinin ayrı kitabeleri, tarihi vardır. Onlarla ilgili de güzel bir video yapmak istiyorum. Bunlar niçin kullanıldılar? Hangi amaçlarla burada yer aldılar? Onlardan bahsedeceğiz. Ama şimdilik bu minberin tarihini böylelikle göstermiş olayım. Yan tarafta Yusuf Ağa mihrabını ve diğer alanları başka bir videoda yeniden anlatmaya devam edeceğim. Hepinize Kubbetüs Sahra avlusundan selam ediyorum arkadaşlar. Herkese inşallah buraya gelmek nasip olur. Burası hakikaten bir medeniyetler geçidi. Hem bir inanç turu hem bir kültür turu burada muazzam bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Kubbetüs Sahra, Kudüs bize çok şey öğretiyor. Mutlaka bir gün ziyaret ediniz.